Adana'daki bu facia yangına karşı alınması gereken güvenlik tedbirlerini tekrar akıllara getirdi. Peki hangi tedbirler alınmalı? Elektrik Mühendisleri Odası uzmanları gerekli güvenlik önlemlerini ulusal kanala anlattı. Tabii ki bu yangınlar kader değil, önlenmesi mümkün olan konular. Adana'da 12 çocuğun hayatını kaybettiği yurt yangını akıllara olayda ihmal var mıydı sorusunu getirdi. Bir hata akımından söz edebiliriz. O hata akımı sonucu bir yangın oluşmuş olabilir. Peki yangın olaylarına karşı alınması gereken tedbirler neler? Bunların önlenmesi için de elektrik devrelerine takılan çeşitli cihazlar var. Özellikle bizim artık akım anahtarı diye tabir ettiğimiz hem insan hayatını koruma amaçlı hem de yangınları koruma amaçlı röleler var. İnsanların toplu olarak bulunduğu her alanda yangın ihbar dedektörlerinin, ısı dedektörlerinin, duman dedektörlerinin gibi bu tür cihazların mutlaka bulundurulması gerektiğini ifade ettik. Elektrik Mühendisleri Odası Enerji Birim Koordinatörü Olgun Sakarya'ya göre önlem almak yetmez, düzenli denetimler de yapılmalı. Bunların her yıl periyodik olarak kontrol edilmesi lazım, denetlenmesi lazım ve zaman zaman da testlere tabi tutulması lazım. Elektrik Mühendisleri Odası Hukuk Müşaviri Hayati Küçük de geçmişte oda olarak toplu yaşam alanlarında alınması gereken tedbirler yönetmeliğinde eksiklikler olduğu için dava açtıklarını hatırlattı. 21,5 metre olarak belirlenmiş ve 5000 metrekare olarak belirlenmiş. Bundan daha düşük olan binalarda yangın algılama sisteminin zorunluluğu kaldırılmış. Daha önceki yönetmeliklerde bu zorunluluk bütün binalar için vardı, bu tip binalar için. Biz buna karşı bir dava açtık. Bunun iptali gerektiği yönünde. Yangın çıkan yurdun Süleymancılar tarikatına ait olduğunu hatırlatan Küçük, FETÖ yurtlarına uygulanan el koyma işlemlerinin diğer tarikat yurtlarına yapılması gerektiğini savundu. Kesinlikle devlet bizim çocuklarımıza kendisinin sahip çıkması gerekmektedir. Hiçbir şekilde bu tür odaklara teslim edilmemesi gerekiyor.